ki ama Mualla, yani böyle bir şeye asla müsaade etmez. Oğlum, ben seni seviyorum. Bunu defalarca söyledim sana, biliyorsun. Yani bunun benim teyzemle bir ilgisi yok. Biliyorum. Biliyorum beni sevdiğini. Ama her şey çok karışık kahraman. Behram bitkisel hayatta, Mualla... Teyzem Behram'ın eskisi gibi olmayacağını biliyor. İmkansız bir şeyin peşinde koştuğunu da biliyor. Ve seni sevdiğimi de biliyor. Ne işin var lan sen burada? Tolga. Sus. Ha? Hadi bir dakika. Defol Tolga sen ne yapıyorsun? Tolga ne yapıyorsun? Gider Tolga. Misin? Gidiyoruz. Defol git lan buradan. Hayır kahraman. Kahraman ne olur? Oğlum. Kahraman. Oğlum olay çıksın istemiyorum. Defol git buradan. Kahraman bir dakika. Oğlum. Beni bir dinler misin? Oğlum. İki dakika. Sadece iki dakika konuşacağım. Oğlum. Beni biraz seviyorsan. Biraz. Olur. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gelmiyorum ben hiçbir oğlum, yere. Oğlum canı almaya gidiyoruz. Ben gelmiyorum hiçbir yere. Oğlum bak Dicle'liler sana zarar veremez. Korkmana gerek yok. Ben korurum seni. Korkmuyorum ben kimseden. Korktuğum için mi gelmedim sanıyorsun? Hakkımda çıkan saçma sapan haberse mesele açıklayabilirim. Açıklama. İlgilenmiyorum. Ne yaptığın da umurumda değil. Git Tolga. Git. Biz bittik artık, bunu kabul et. Bu ilişki bitti. Oğlum bitmedi, bitemez. Bitmedi. Bittik. Sen bitirdin. İstemiyorum seni. Seni istemiyorum. Kabul ediyorum. Seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Olması gereken herkes burada. Sen ve ben. Oylum Yenersoy. Benimle evlenir misin? Oylum. Beni benimki gibi bir aşkla sevmediğini biliyorum. Ama bazen içimden diyorum ki keşke benim onu sevdiğim gibi sevse. Ama olsun. Yani
Ben aşkın her an doğabileceğine inanıyorum. Ne güzel. Ben aşka inanmıyorum artık. Ama başka şeylere inanıyorum. Huzur mesela. Mutlu olmak. İyi hissetmek, güvende olmak, güvenebilmek. Sana çok güveniyorum ben. Çok huzurluyum yanında. Kahraman, sen çok, çok güzel seviyorsun, biliyor musun? Doğru diyorsun. Seni çok güzel seviyorum abim. Senin mutluluğun için her şeyi yapmaya hazırım. Biliyorum. Mutluluğa. Ben çok yoruldum artık. Huzurlu olmak istiyorum. Sakin bir hayat istiyorum. Daha fazla mücadele olsun istemiyorum. Kahraman Can huzurlu büyüsün istiyorum ben. Olacak. Mutlu olacaksınız. Sizin mutlu olmanız için her şeyi yaparım. Söz veriyorum. Siz benim her şeyimsiniz oğlum. Can. Can? Can da tabii ki. Can benim oğlum artık. Yani ben zaten kendi babasından daha yakınım. O yüzden... Onun için de her şeyi yaparım. Emin ol. Can benim ol. Şimdi şunu düşün. Gerçekten yüzük mü almış? Hem de ne yüzük. Ortada bir taş. Kenarlı, çok asil bir yüzük. Kenarlarında taşlar taşlar. Pırıl pırıl ortadaki. Çok bakarsan gözün kör olur. Öyle böyle yani. Öyle böyle bir taş. Aferin kahramana. E o zaman oyunum evet diyecek. Kahraman temkinlidir. Evet diyeceğini bildiği için almıştır o yüzüğü. Bilmiyorum ki. Oğlum delinin teki. Dengesizin biri. Bugün böyle yarın böyle. Bilmiyorum. Ay teyze ya ne biçim konuşuyorsun sen? Aa o senin gelinin, torununun annesi. Düzgün cümleler kur artık ya. Ne? Yalan mı söyleyeyim? Oğlum çok aklı başında, çok mantıklı. Ne yaptığını bilir falan mı diyeyim Allah aşkına Nazan? Evet canım, aynen öyle de. Sen sevdin mi şeker şerbetini? Sevdin mi? O çınavı gitti senin. Şeker mi? Güzeldi senin. Sevdin şeker şerbeti. İko sen ne yapıyorsun orada? Ne veriyorsun sen o bebeğe? Şeker şerbeti içiriyorum hocam bebeğe. Hap kadar çocuğa şeker mi veriyorsun? İnanmıyorum. Ay. Ne var hocam? Şekerin tadını bilmesin mi çocuk? Ay biz hep böyle büyüttük. Hı, büyüttüğün belli belli. Kendisinin büyüttüğü kızı kadınlar koğuşunda. Tövbe estağfurullah ya. İlla beni kötü konuşturacaksın İko. Bebeğe şeker mi verilir? Kaldır tabii. Kaldır çabuk. Bak oğlum görse parmaklarını kırar senin. Şeker veriyor ya. Rafine şeker. Hocam bir çay kaşığı şekerden ne olacak Allah aşkına? Ağzı tatlandı çocuğun. Ne var yani? Hep sağlıklı, hep sağlıklı. Nereye kadar? Sen şekerleri, lokumları löpür löpür götürüyorsun. Bize yeter. Yeter zaten. Bak sana söyleyeyim. Bu bir gün şu merdivenleri çıkamıyorum. Şurada ya kıvrılıp yatayım mı diyecek. O kadar iyi, o kadar şişman çünkü. Sakın bak, sakın. Getir o bebeği şuraya. Getir. Allah'ım ya Rabbim ya. Buraya kadar ver. Ver, ver, ver. Ne yapayım? Elimden bu kadarı geldi. Götür şunu. Götür görmesin o şerbet midir nedir. Tamam hocam. Ne yapıyorsun şeker? Gülüyor bir de. Sen gülüyor musun? Benimle dans eder misin? Ederim. Thank you.
Selin, biraz cesaretim olsaydı seni karşıma alır, ayaklarına kapanıp gözlerinin içine bakarak beni affet diye yalvarırdım. Ama yüzüne bakacak yüzüm yok. Sana o kadar çok haksızlık ettim ki, seni öyle çok üzdüm, kırdım ki karşına çıkmaya utanıyorum. İkimiz de çok hata yaptık Selin. Birbirimizi kırdık. Ama bu hatalar serisini ben başlattım. Senin beklediğin gibi sevmediğim halde sırf oğlumun canını yakmak için seninle evlendim. İşte bu yüzden asıl suçlu benim. Senin tek suçun bana inanmak ve sevdiğin adamı kaybetmemek için her şeyi yapmak oldu. Sen beni sevdiğin için hata yaptın Selin. Oysa ben seni çok derinden yaraladım. Ama değiştim Selin. Seni kıran, inciten Tolga yok artık. Karşında yepyeni bir Tolga olacak. Lütfen beni affet. Yeni bir başlangıç yapalım. Tertemiz bir sayfa açalım. Seni beklediğinden de çok seveceğime söz veriyorum. Seni bir daha kırmayacağıma, incitmeyeceğime söz veriyorum. Sana yalvarırım, beni affet. Affet. Sen gülüyor mu? Çapışık bir zeker mi yedin sen? Ah kuzucuğum. Babaannesinin bal kaymağı. Güler tabii hocam. Çocuğun keyfi yerinde, ağzı tatlandı. Sen hala devam mı ediyorsun? Vallahi sen sağlık katilisin İko. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu çocuk arkadaşları, yaşıtları löp löp götürürken çikolataları, şekerleri ne yapacak? Bakacak mı karşıdan? Böyle bakacak mı bu çocuk? Sana söyleyecek bir kelimem bile kalmadı İko. Kes. Kes Allah aşkına. Biz geldik. Kahraman Bey. Ya Allah tamamını erdirsin. Vallahi çok sevindim. Ne oluyor İko? Neyi tamamını erdirsin? Hocam hani Kahraman Beyler el ele gelince. El ele gelince aralarında bir şey mi var sandın? Yok mu? Yok. Var İko, var. Evleniyoruz. Ay pot kırdım diye. Götüm koptu. Ay canımdan can gitti pot kırdım diye. Gelin gelin. Tebrik edeceğim sizi. Tebrik edeceğim. Tebrik ederim. Güzel kızım benim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Gel bakayım sen, gel. Eyvallah. Gel, gel.
Aslan yeğenim benim, aslanım. Daha evlenmiyoruz, bu kadar duygusallaşamazsın. Canımın içi. Can, özledin mi bakayım anneyi? Biz geldik. Oğlum uykusun gelmiş. Uyur şimdi mışıl mışıl. Yemek yedi mi? Yedi, hem de nasıl. Bol bol yedirdi. Yedi yedi. Brokoli püresi yedi, hayat tatlısı oldu çocuk, yazık. Kes artık. Teşekkür ederim, elinize sağlık Muhalla teyze. Anahtarımı unutmuşum da. Aç mısın? Yok, bir şey yemedim ama ben hallederim ya. Şey, sen zahmet etme. Ben de hazırlayabilirim. Ah! Allah kahretsin. Allah kahretsin seni. Oh. Böyle kuru kuru tadı çıkmıyor değil mi prenses? Evet. Mısır patlatmak da 2 dakikalık iş. Sor bakalım babana ne yapmış? Baba, mısırlarımız nerede kaldı? Geliyorum kızım, geliyorum güzel prensesim. Getiriyorum hemen. Bir tanem, geliyorum. Ah yeşim, ah yeşim, ah yeşim. Bugünlerin tadını çıkarmaya bak. Yakında yaptıklarından pişman olacaksın sen. Pişman olacaksın. Oh. Mısırınız geldi prensesim. Buyurun bakalım. Prenses de kraliçenin mısırları geldi baba. Öyle mi? Kraliçe kim? Ben prenses, annem kraliçe. Ha, tabii tabii. Bu ne Muratçığım? Ne demek bu ne? Mısır işte. 2 saattir bu kadar mı mısır yaptın? Hadi git biraz daha yap bize. Elimi yaktım zaten yeşim. Uğraşamam ben onunla. Ay kıyamam ya. Uf mu oldun? Ya bir mısır patlatmayı beceremiyorsun. Vallahi seninle çok işim var. Nerede Ayşe? İzin mi aldı? Yani çok mu önemli bir işi varmış? İzin almadı. Ben izin verdim. Sen mi izin verdin? Evet. Sabahtan akşama kadar canı çıkıyor kadının. Bir iki gün dinlensin dedim. Dinlensin, dinlensin. Bravo, bravo. Peki evin işlerini kim yapacak düşündün mü? Sen ne güne duruyorsun? Ev işlerinde mısır patlatmakta olduğun kadar kötü olmadığını düşünüyorum. Yeşim. Kapı çalıyor. Evet, duyuyorum. Hadi aç o zaman. Ya sabır, ya sabır. Azra. Senin ne işin var burada? Hayır. Nasıl gittiğini hatırlamıyor musun sen? Ya şimdi yeşim gelir görürse patlar. Dayı bir sakin olur musun? Bak
Sen benim huzurumu mu bozmak istiyorsun kızım? Yani şurama kadar geldi, patlayacağım zaten. Bir de seninle uğraşamam. Hadi hadi git. Dayı, beni bir dinler misin? Bak, sana güzel bir ev tuttum, oturtuyorum da. Ne istiyorsun kızım? Hadi geldiğin taksiye bin, geri git. Hadi, hadi. Murat! Kim o? Gidiyor, şimdi gidiyor, gidiyor. Azra, hoş geldin. Niye gitsin canım? Ben çağırdım onu, gel hayatım, kapıda kalma. Sen mi çağırdın? Evet, gel canım. Dayı, müsaade eder misin? Geçeyim. Yeşim, ne oluyor Yeşim? Geç. Azra abla. Öykücüğüm. Seni çok özledim Azra abla. Ben de seni çok özledim bir tanem. Değil mi izliyordun? Oh, izle bakalım. Ben izledim. Annem izlesin diye açtık. Hadi geç Azra'cığım, gel. Otur şöyle. Mısır ister misin Azra? Alırım vallahi. Ay ye hayatım ye. Hatta açsan Murat, şu kalan köfteleri dondurucuya atmadın değil mi? Onları Azra'ya ısıt, yanına da bir salata yap, marul yoksa da yıka. Hadi. Ne marulu? Yeşim sen ne diyorsun ya? Ben bu evin hizmetçisi miyim? Hmm. Ben hizmetçisiydim bir ara. Değil mi Azra? Pilav kalmadıysa da makarna haşla, hadi. Yok Yeşim abla, ben tokum, teşekkür ederim. Ay çekinme hayatım, benim evim senin evin, rahat ol. Abla mı? Yeşim abla mı oldu şimdi? Ne desin, teyze mi? Ben eski odamda mı kalacağım? Evet, kimseye vermedim, merak etme. Azra abla, bizi bırakıp niye gittin? Ablacığım, çünkü işlerim vardı, halledip geldim. Bir daha bizi bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyecek, gitmeyecek, merak etme. Artık o da bu evin patronunun kim olduğunu anladı. Değil mi Azra'cığım? Ben odama çıkayım. Çık çık, rahatına bak. İstersen duş da al, dayın sana temiz havlu verir. Tamam. Sen nereye? Havlu vereceğim. Ya önce bize mısır patlat. Yeşim saçmalama, Yeşim saçmalama. Geceleri çok uyanıyor mu? Uyanıyorsa evlenmeyecek misin? Aşk olsun. O yüzden sormadım. Ne bileyim, uyanıyorsa ben bakarım yani, sen uykunu bölme. Ben de çok uzun zaman sonra ilk defa deliksiz uyuyacağım galiba sayende. Sevindim bunu duyduğuma. Sen bana anlatmadın Kahraman hala. Nereden biliyorsun bebekler hakkında her şeyi, onlara böyle bakmayı? Yıllar evvel Arjantin'deyken bir sevgilim vardı. Onun 3 aylık bir bebeği vardı. İşte birlikte yaşarken öğreniyor insan bakmayı yani. Babası neredeydi? Vallahi babası için öldü demişti bana ama meğersem hapishanedeymiş. Yalan mı söylemiş? Sonra? Sonra adam hapisten çıktıktan sonra birlikte gittiler. Ne? Evet. Öyle bir hayal kırıklığı oldu. Ama ne bileyim yani, zaten böyle çok ciddi bir ilişki değildi yani. Sonra evliliğe varmayacaktı. Biliyordum. Onlar gittikten sonra bir süre bebeği çok özledim. Sonra da alışıyor insan işte her şeye. Çok kötü bir hikaye. Yani çok zor gerçekten. Öyle. Ama artık bir oğlun var. Bilmiyorum tabii. Arjantinli tatlı bir çocuğun yerini tutabilir mi ama can var. Oğlum. O bebek benim baktığım, sevdiğim bir bebekti. Ama emin olacağım, benim her şeyim. Her şeyim. Sen de öyle. Çok kıymetlisiniz benim için.
Sen de çok kıymetlisin bizim için. İyi bunun çareyi geçmemiş daha. Sucuk yok galiba. Orada bir parça olacaktı. Tereyağı bitmiş ama tostlar kuru olacak. Zeytinyağı süreriz. Olur. Yarın bir markete gidelim, bir güzel alışveriş yapalım, olur mu? Sen yokken yemek yapmadım. O yüzden alışveriş de yapmadım. Artık öyle olmayacak. Artık her akşam birlikte yemek yiyeceğiz. Ne demek oluyor bu Azra? Ne demek oluyor dayı? Yeşim abla gel dedi, ben de geldim. Ne demek Yeşim abla gel dedi, ben de geldim? Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Ya bu kadın seni gece yarısında sokağa atmadı mı? Sen ağlaya ağlaya gitmedin mi? Ha? Ya şimdi gel dedi diye geliyor musun, öyle mi yani? Evet, geliyorum dayı. Beni ev diye oturttun o viranede, çile doldurmamı beklemiyordun herhalde değil mi? Arıyorum açmıyorsun, mesaj atıyorum mesajlarıma dönmüyorsun. İpek'in arabasını sattık, parayı aldın ortadan kayboldun. Eğer senin dayılığın buraya kadarsa benden de sana yeğenlik etmemi beklemeyeceksin dayı. Öyle mi oldu şimdi? Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ben sana bakmaya mecbur muydum? Ona rağmen evimi aldım, haşlarını verdim, bütün ihtiyaçlarını karşıladım. Ya annenin bütün bakım masraflarını ben karşılıyorum ya. Yapacaksın tabii. O senin ablan. Hem çocukken sana baktığı hikayeleri az dinlemedim ben annemden. Dur. Sen boş ver, boş ver onu da. Yeşim ne dedi de kandırdı seni? Ne vaat etti? Sen onu söyle. Ben senin gibi yalancı değilim Murat. Öyle boş vaatlerde de bulunmam. Gittim Azra'yı oturttuğun evi gördüm. Acıdım kıza resmen ya, virane. Giriş kat karanlık. Evet. Ya mis gibi darenin neresi virane ya? Siz kafayı mı yediniz yani? Karşısında mühendis oturuyor onun. Bu kız ama bahçeli villalara alıştı artık. Allah hiç kimseyi gördüğünden geri bırakmasın. Şimdi Murat, biz şöyle anlaştık Azra'yla. Öykü'yle ilgilenmek şartıyla bu evde kalacak. Sen de ona dolgun limitli bir kredi kartı vereceksin. Dolgun limitli kredi kartı vereceğim. Ne kadar vereceğim şimdi? Artık orasını bilemem. Siz aranızda halledersiniz. Ama elini bol tutmanı tavsiye ederim. Ha, ayrıca annesinin bakım evi masraflarını da karşılamaya devam edeceksin tabii. Teşekkür ederim Yeşim abla. Ne demek hayatım ya? Hadi şimdi bize iki tane filtre kahve yap. Kafeinsiz olsun ama, çünkü erken kalkacağım sabah. Hadi. Yeşim. Ha, ben bir de kek alayım. Aç değilim dedim ama böyle bir midem kazındı biraz. Tabii varsa. Ay var var. Ben Ayşe'ye yaptırmıştım Öykü için. Bana getirme. Hadi şimdi çık, biz kız kıza kaynatacağız. Hı. Hadi canım, hadi. Selim, ben sana çok teşekkür ederim. Beni affettiğin için. Başka ne söylenir bilmiyorum. Ben sadece pişman olmak istemiyorum Tolga. Olmayacaksın.
Ozan'cığım, bu akşamki ödül töreni için acaba internette haber çıkmış olabilir mi? Gördün mü hiç? Dur bakayım bir daha anne. Bakmıştım ama. Sen şundan baksana. Ha doğru ya. Biz çok heyecanlıyız da. Aynen. Sezai abi, biz de Yeşim'le bu arada catering işine girdik. Bilmem haberin var mı? Abla sen söyledin mi? Var var. Çok iyi yapmışsınız çocuklar. Yolunuz açık olsun. Kutluyorum gerçekten. Sağ ol abi. Çok teşekkür ederiz. Yeşimciğim, Ümit'in yemeklerini yeme şerefine nail olmuş biri olarak söylüyorum. Bulabileceğin en şahane ortak. Ay evet, harika bir şef, harika. Ya, tamam ya, ama testi kebabını senin gibi yapamıyorum abi. Yani... Şimdi o iş biraz, evet. Yaparsın, yaparsın. Ama bir püf noktası var. Onu ayrıca sana söyleyeceğim, sır. Sır. Anlaştık. Trafik canavarları durmuyor sayın seyirciler. UBS'ye yansıyan görüntüler sosyal medyada olay oldu. Ses ayağım. Şuna bakar mısın? Biliyor musun? Aynı sürücünün başka görüntülerine ulaşmışlar. Bizde mi? Hı? Bizde bu sen değil misin? Ben miyim? Ne o? Aa. Ne oluyor ya? Vallahi benim. Ay mobese var o zaman. Ben görmemişim demek ki. Ya. Ne? Şey ben geçenlerde böyle bir trafik kazası geçirdim de bir araba çarpıyordu bana. Nasıl ya? Bayağı üstüne sürüyor. Güzide abla bu senin. Vallahi kadın da öyle söyledi. Sizin üzerinize sürüyordu arabayı dedi ama bilmiyorum ki. Yeşim versene bir. Anne. Bunu neden bize anlatmadın? Yavrum ne bileyim ya, o aralar kafamız biraz karışıktı. Yani Sezai'ye söyledim ama yani Sezai'nin haberi var. Ya abla sana inanamıyorum yani. Nasıl gizlersin sen bizden böyle bir şeyi? Ne bileyim ya, yani bir şey olmadı zaten bana. Nasıl olmamış Hakime Hanım ya? Resmen kıl payıyla kurtarmış sizi kadın. Hakikaten öyle. Aman adam sarhoşmuş baksana. Öyle yazıyor. Bizi de sarhoş falan değil, işin peşine bırakmamak lazım. Bu bildiğin trafik canavarı. Başkasına yapmasın bari değil mi? Doğru söylüyorsun da. Bir de zaten polis soruşturma açmış değil mi? Ya Güzide abla bu böyle sarhoş gibi falan görünüyor da bu... Murat olmasın? Tarık mı? Evet. Yok ya. Yok hayır canım ama Tarık artık... Yani bana ne yapacak ya beni öldürüp? Bitti o iş. Neyse hadi ya yemeğinizi yiyin. Hadi hadi. Hadi. Ümit. Ya sana inanamıyorum. Hadi Allah'ım. Öznur. El ele bir girdiler Kahraman Bey'le Oylum Hanım. Öyle sevgili el ele tutuşması anormalde değil. Eyvah dedim, kıyametler kopacak Muhalle Avcan. Bunların sizde hiç utanma yok mu diye bir girişecek. Yok ana, yok. Ay bir kalkmalar, bir tebrikler, bir sarılmalar, bir Allah mesut etsinler. Baktım Nazan Hanım da öyle. Nutkum tutuldu, aklım dimağım durdu benim. İyi de abla, ne var ki bunda? Ne var ki bunda mı? Oo, maşallah Öznur, sen de bayağı gelişmişsin yani. Kızım, Behram Bey öldü mü? Öyle ya da böyle yaşamıyorum bu adam. Bitkisel hayatta. Ya ölse bile oğlunun karısı bu. Ya bir anne, ne bileyim yani gelinini yeğeniyle evlendirir ne için? Sen benim evimde benim dedikodumu mu yapıyorsun İknur? Yok hocam. Gerçekten hiç dedikodu manasında değil hocam. Ne manada? Söyle dinliyorum. Ne manada? Hocam şimdi söz söylemek bana düşmez tabii. Ben kimim ki? Ama söyleyeceğim. Yani isterseniz siz beni kapının önüne atın. Bak şimdi. Söyle, dinliyorum. Hocam, Oylum Hanım'la Kahraman Bey'in halleri hiç içime sinmedi benim. Yani Behram Bey İsviçre'de hastane köşelerinde bir umut... İyileşmeye çalışırken, öyle beklerken... hani onların bu durumunu sizin tasvip etmenize ben çok şaşırdım. Hmm.
O mucize olmayacak İko. Benim oğlum ölü. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Son umut, tek bir umut. Belki gözünü açar. Belki ayağa kalkar diye gitti oralara. Burası öyle tabii de. Benim iki oğlum vardı. İkisini de kaybettim. Ama torunumu kaybetmeye asla müsaade etmem. Beram ölünce oğlum evi mi terk etsin? Torunumu alıp gitsin mi? Şimdi anladım hocam. Hem ne var? Kardeş değiller, bir şey değiller. Eğer mesele benim oğlumun nikahlı karısı olmasıysa... biz boşanma davası açtık. İlk celsede boşanacaklar. Ne var bunda? Affedersiniz hocam. Gerçekten ben hiç o tarafından bakmamıştım konuya. Başına gelmeyince konuşmak kolay. Ama bir insanı yargılamadan önce onun yerine koyacaksın kendini. Empati. Ayrıca eğer o mucize olur, oğlum gözünü açar, ayağa kalkarsa ben bunun hesabını veririm. Sen böyle şeylere kafanı takma İko. Tabii hocam, haklısınız. Bir daha benim evimde benim dedikodumu yaparken yakalarsam bu kadar anlayışlı olmayacağım yani. Onu da bil. Yok hocam, tövbe katiye. İyi, güzel bir kahvaltı hazırlayın. Kahramanlı oğluma baş başa yesinler. Öyle yalap şap yapmayın, özenin biraz. Çiçek falan koyun. Hatta birini pastaneye gönderin. Bir şeyler alsın, tamam? Siz hiç merak etmeyin, ben bizzat gider alırım pastaneden hocam. Tabii tabii. İki pasta da yutarsın şöyle. Hı? Hocam ben çok mu yiyorum? Hadi duyan da çok yiyorum sanacak ya. Yok canım, aa. Kız Öznur. Mahalle hocamın büyük oğlu niye öldü? Abla, şimdi söyledi kadın arkamdan konuşma diye. Allah Allah, dedikodu mu yapıyorum ben? Dümdüz soru soruyorum sana be. Aa, hadi. Hastalanmış. Menajerinin öyle bir şey olmuş. Ah yazık. Yazık ya. Ablacığım, kahvaltı hazırladım size. Bıraktım kapıya, tamam mı? Alırsınız. Günaydın. Sen kahvaltı mı hazırladın? Evet. Şaka şaka, ben hazırlamadım. Serra hazırlamış. Ama benim de planlarım dahilinde vardı böyle bir şey. Yani ben de sabah kalkarım, giderim, alışveriş yaparım, bir güzel bir kahvaltı hazırlarım sana diye düşünmüştüm ama uyanamadık. E tabii bütün gece uyumayınca... Tekrar gideceğim diye korkuyorsun. Tolga, sana hep inandım. Ve şimdi de inanmayı istiyorum. Her şeyden çok istiyorum hem de. Ama korkuyorum. Korkma. Bu sefer başka olacak. Söz. Yalnız bayağı
Şekiller yapmış. Baksana çiçeklere falan. Aa bak kalp, yumurtadan kalp var. Yani isteyince yapıyor. Aylin Hanım. Kahvaltı hazır. Geliyorum. Kahraman Bey. İknur. Kahvaltı hazırladık, bekliyoruz. Tamam, iniyorum. Günaydın. Günaydın. İyi uyudun mu? Uyudum. Sen? Vallahi benim bir ara uykum kaçtı. Yani? Seninle kuracağımız hayatı hayal edince öyle bir uykum kaçtı, uyuyamadım. Güzel miydi bari? Güzeldi. Çok güzeldi. Hadi kahvaltı inelim. Çıktım. Ben de çok. Buyurun. İknur. Teyzem yok mu? Erken çıktı kendisi. Efendim, yumurtalarınızı nasıl alırsınız? Kahramana sahanda göz yumurta. Ben de bir tane peynirsiz sebzeli omlet istiyorum. Hemen. Göz yumurta sevdiğimi biliyorsun. En sevdiğin balığın lüfer olduğunu da biliyorum. Ya da tatlıda tahin helvasının en sevdiğin tatlı olduğunu. Kahvaltıda en az 8-10 tane zeytin yediğini de biliyorum. Biliyor musun, bağcıklı ayakkabıları çok sevdiğini ama bot olunca muhakkak fermuarlı bot giydiğini de biliyorum. Doğru. Dolabında en çok beyaz gömlek olduğunu biliyorum. Her ne kadar çok giymesen de. Başka? Başka? Kamp yapmayı çok seviyormuşsun eskiden ama artık gittiğin yok. Batı inancın çok yok ama muhakkak sağ ayakla giriyorsun eve. Sonra sinemayı çok seviyorsun ama vaktin olmadığı için gidemiyorsun. Bak bunu duyunca çok şaşırmıştım ama şöyle bir takıntın var. Sadece saf pamuk ya da keten nevresim takımı kullanıyorsun. Daha devam edeyim mi? Kahvaltı yapalım istersen. Vallahi ben ya böyle saatlerce dinlerim seni. O zaman en sevdiğin mevsim yaz. En sevdiğin çiçek sümbül. En sevdiğin meyve kiraz. Geceleri mutlaka uyumadan önce kitap okuyorsun ve bilim kurgu okumayı seviyorsun. Doğru. Şampuanlı lavanta kokuyor. Genelde hayvanlar üzerine test yapmayan markaları tercih ediyorsun. Can geceleri iki kere uyanıyor. İlkinde mama veriyorsun, ikincisinde kucağında sallıyorsun. Sen de kamp yapmayı seviyorsun. Hatta Hacettepe'de okurken dağcılık kulübüne üyeydin, Kaçkarlara gitmiştiniz. Bir dakika. Bu sonuncusu sayılmaz. Bu sosyal medyadan öğrenilmiş. Hiç fark etmez. Ben seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. O zaman zeytinle başlıyorum. Muhakkak zeytinle başlıyoruz. Yedi, sekiz. Doydunuz mu efendim? Doyduk. Siz doydunuz mu? Biz de doyduk. O zaman uyumaya devam edelim mi? Neden? Selin, sana bir şey soracağım. Sorabilir miyim? Sor. Ama beni memnun etmek için cevap vermeyeceksin. Gerçekten isteyip istemediğini düşüneceksin. Hayır dersen eğer, bir daha da bu konuyu asla açmayacağım. Tamam.
Baba. Ne oldu? Haber vermeden geldim ama müsait misin? Bir konuşabilir miyiz? Müsaitim, müsait. Otursana. Bana çok kızgınsın değil mi? Ne demek şimdi bu? Ya işte bu sosyal medyada çıkan şeyler filan. Baba sen beni tanıyorsun. Ben öyle biri değilim. Kudret yüzünden oldu. Bana öyle bir şey verdi ki yani. Ben çok kötü dağıtmışım. Merak etme. Hepsini kaldırttım. Ama sen de oturduğun kalktığın insanlara dikkat et. Sen tanınan birisin oğlum. Haklısın baba. Evet. Kızdım tabii. Kırgın olmamı mı tercih ederdin? Hayır. Baba benden ümidi kesme olur mu? Kesebilir miyim sence? Hı? Sen benim oğlumsun. Hayattaki tek varlığımsın. Sadece kendine zarar verdiğin için kızıyorum. Düşüncesizce davranıyorsun. Bunda benim de suçum olduğunu düşünüyorum. Yeterince hayata hazırlayamamışım seni demek ki. Kendine haksızlık etme baba. Sen annesiz bir çocuk büyüttün. Bu kolay değil. Hiç kolay değil. Ben değişeceğim baba. Ben oturdum düşündüm ve artık olmayacak bir aşk için kendimi paralamaya devam etmeyeceğim. Çünkü değmiyor. Ben değişeceğim. Dün gittim, Selin'le konuştum. Geri döndüm dedim. Buna inanmayı çok isterim Tolga. Biliyorum, o kadar çok tutamadığım söz verdim ki sana. İnanmakta güçlük çekiyorsun ama bu sefer inan. Ben artık gideyim. Bu sefer inan baba. Ortam Bey. Bir şey mi oldu peki? Bu ne hal? Rusya projeyi iptal etmiş. Ne? Yine gel bir tane, tamam mı? Tamam. Görüşürüz, dikkat edin. Sen de öyle. Hadi abla görüşürüz. Hadi görüşürüz yavrum. Hoşça kal. Bugün büroya gelmeyeceksin herhalde. Ya bazı çalışmam gereken önemli davalar var ya, o dosyaları getirdim. Onları çalışacağım. Büroda çalışamıyorum gelen gidenden. Konsantre olamıyorum. Ara ama sesin duyayım hiç olmazsa. E sen ara. Bozulmasın konsantrasyon. Sen ararsan bozulmasın. Bir bahane bulur ararım o zaman. Tamam. Hadi bakalım. Bekliyorum. Şaka mı bu ya? He? Şaka mı? İzinler alınmış, ruhsat tamam, proje başlamış, iptal oluyor. Şaka mı bu? Kahve içer misiniz oğlum? Ne kahvesi Aylin? Şu anda benim derdim kahve mi sence? Bakanlıktaki dostumuza mail attım Oltan Bey. Cevap bekliyorum. Şu an mail falan bekleyemeyiz, tamam mı? Bizden kim var orada? Ahmet Bey orada. Dün uçmuştu. İyi Ahmet, Ahmet'i bağlayın bana hemen. Şantiye şefine ulaşamıyorum. Kesin bürokratik bir hata vardır Oltan Bey. Yani bizden kaynaklandığını düşünmüyorum. Umarım öyledir. Umarım öyledir. Öyle değilse buradan birileri fena yanacak. Oltan Bey ben haddimi aşmış olabilirim ama bir şey yaptım. Ne yaptın İpek? Bir de seninle uğraşmayayım. Bizim hukuk ofisini harekete geçirdim. Aksiyon almaları için. Yani maalesef her ihtimali, her senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız. Bağlantı hazır Oltan Bey. Ahmet, nedir durum orada? Ha? Bizim iznimiz yok mu oğlum? Ha? Bakanlıktan kapı gibi izin almamış mıydık biz? Oltan Bey, bizim projemizle şantiyeye gelen proje farklı efendim. Ne? Ne demek farklı? Sabah denetlemeye geldiler. Adamlar bakanlıktaki projeyi açtılar. Bizim elimizdekiyle karşılaştırdık, haklılar. Olmaz öyle şey. Manyak mıyız oğlum biz iki proje çalışalım? Ha? Rusya
otel mi kandıracağız bir otel projesi için? Şey, Oltan Bey. Ne? Hukuk ofisinden mail geldi. Rusya'da inşaat yapma ruhsatımızın iptali için bakanlık harekete geçmiş. Allah kahretsin. Ahmet, hemen Moskova'ya gidiyorsun, tamam mı? Bakana ulaşmak için elinden geleni yapıyorsun. Oraya gittiğin zaman da haberleşirim, tamam? Bakan Bey'e sağlam bir mazeret sunmam lazım. Merak etme, sen oraya gidene kadar sorun nerede çıktı bulacağım. Hadi. Emredersiniz Oltan Bey. Şimdi herkes elindeki işi kapatıyor. Şarya otel projesini didik didik ediyoruz. Ersin nerede? Ha? Herifin çizdiği proje iptal olduğunda ortada yok. Ersin Bey belediyeye gitti. Tam zamanı. Tam zamanı. Oltan Bey. Sonra Emre'yi. Şu an konuşacak durumda değilim, sonra. Bence düşündüğünüz gibi bir yanlışlık yok. Kasti yapılmış bir şey bu. Proje sabote edilmiş. Peki. Benim projemi kim sabote edebilir? Yeni mimarınız Ersin Bey. Ersin. Hakim Hanım, niye zahmet ettiniz ya? Ben hallederdim. Yok canım, ne olacak? Aa, birkaç bir şey daha vardı. Hakim Hanım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ne oldu? Az kalsın araba size çarpacakmış. Aklıma geldikçe çok kötü oluyorum. Unut artık, unut. Hadi geçti, boş ver. Ozan nerede? Odasındaydı, daha inmedi. İnmedi mi? Çok heyecanlıyım. Tören için mi? Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk, geldin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Can nerede? Ben geldim. Can nerede? Kızın geldi anne. Ama ben torunumu da istiyorum. E ama torunun uyuyakaldı. Ne yapabilirim anneciğim? Banyodan sonra uyudu, ben de kıyamadım. Hem belki kızın seninle baş başa bir şeyler konuşmak istiyordur. Ha öyle mi? Peki. Tamam. Sen. Teşekkür ederim. Ben telefonda sürekli Rusça konuşuyordu biliyorsunuz. Çok akıcı konuştuğunu da biliyorsunuz. Biliyorum. İşe alınma sebeplerinden biri oydu. Aynen öyle. Ama işin tuhafı, ben girdiğimde telaşla kapatıyordu telefonları. Hayır, ben Rusça da bilmiyorum ki. Neyi saklıyor anlayamadım. Mesela toplantı yapacağız. Ortak proje onun ekranından bakmam gerekiyor. Yine böyle bir telaş, arkadaki dosyaları kapatmaklar falan. Ya bir tuhaf davranıyordu açıkçası. Bunlardan niye benim şimdi haberim oluyor İpek? Bir histi sadece. Çünkü o yüzden hem siz hep demiyor musunuz ben hislerimle değil aklımla iş yapıyorum diye. Ama tabii olanları düşününce. Niye böyle bir şey yapsın? Ha? Ben genç yaşta hayatının fırsatını vermişim ona. İnsanoğlu Oltan Bey. Açgözlü, doyumsuz. Hep daha fazlasını istiyor. Aylin! Ersin geldiğinde hemen buraya gönderiyorsun onu. Ha, masasını git bak. Laptopun masasında mı? Masasındaysa şifresi vardır. Bilgi işleme götür, kırsınlar. Peki efendim. Hemen. Ben sizi yalnız bırakayım. Yok, bir yere gitmiyorsun. Burada kal. Ersin'le konuşurken yanımızda olmanı istiyorum. Peki. Nasıl isterseniz. Korktuğun için mi? Behram ölürse canı elimden alırlar diye mi düşünüyorsun? Anne, canı benden almalarından hep korkuyorum. Korkacağım da. Ama korktuğum için değil. Ben seviyorum kahramanı. Aşık değilim. Ben galiba aşka da inanmıyorum artık. Ya da bilmiyorum, önceliklerim değişti. Ama huzurluyum. Bu da önemli değil mi? Güvende hissediyorum ben kahramanın yanında. Hem cana çok iyi bir baba olabileceğini görüyorum ben. Bizim için her şeyi yapabileceğini görüyorum. Yani annen olarak ben çok üzülüyorum. Hayatım böyle olmamalıydı oğlum. Bir anda anne oldum. Başına bir sürü olay geldi. Şu ailenin içine düştün. Yani ben annen olarak hiçbir şey yapamadığımı düşünüyorum. Sen her şeyi yaptın. Sen her şeyin en güzelini yaptın.
Bunlar benim hatalarım. Benim kararlarım bunlar. Böyle söyleme, daha çok üzülüyorum. Hayır ama kabul etmemiz gerek. Gerçek anne bunlar. Bu benim yolum. Ben böyle tercih ettim ve bunları yaşıyorum. Ne olur üzme artık kendini. Emin misin kararından yani? Eminim. Bak eğer emin değilsen gerçekten çıkarım o insanların karşısına. Bu çocuk sizin değil derim yani. Dava açarım. Biliyorum. Ama ben artık kimsenin karşısına çıkmanı istemiyorum. Yorulmanı istemiyorum senin. Bak, ben Behram'dan korktuğum için onunla evlendim. Ama Kahraman'dan korkmuyorum anne. Gerçekten onunla olmak istediğim için evleniyorum. Bir kez daha soracağım. Emin misin? Eminim. Bak, hayatta ne zaman düşersen, kalkarsan hep şunu bil. Annen arkanda. Annen var. Nefesimin sonuna kadar senin yanında olacağım. Canımın içi. Şirkete geldim ben de şimdi. Oltan Bey de çok sevinecek. İyi günler size de. Şifreyi kırdık Oltan Bey. Hı. Maillerden silinenler vardı. Onları da geri yükledik. Sonuç? Sonuç. Bunlar bakanlığa sunulanlar. Bunlar da şantiyeye gönderilenler. Aşağıda da silinen mailler. Bizim rakip firmayla görüşmüş. Yani kısacası aramızdaki haini bulduk. Biz hainlere ne yapıyorduk Yılmaz? Ha? Uzun zamandır karşılaşmıyorum da unutmuşum. Merhaba. Oltan Bey toplantı odasında sizi bekliyor. Tamam, şunları bırakıp hemen geçiyorum. Alayım ben. Siz hiç şey yapmayın. Acil yani. Hı hı. Peki. Oltan Bey, beni çağırmışsınız. Gel Ersin, gel. Hoş geldin. Hoş buldum Oltan Bey. Belediyeden geliyorum, ben de renovasyon işini hallettim. Kaç para aldın Ersin? Anlayamadım, belediyeden para mı alınacaktı? Rusya'dan diyorum. Rakip firmadan, kaç para aldın? Ne rakip firması, ne parası? Kaşifoğlu İnşaatı Rusya piyasasından silmenin ederi nedir, ha? Kaç para? Ben gerçekten şu anda ne oluyor anlamıyorum. Biz de laptopundaki o uyduruk projeyi, silinmiş mailleri bulmadan önce anlamamıştık. Benim laptopum bu. Projede sorun mu çıktı? Siz benim sizi sattığımı mı düşündünüz? Benim bir şeyden haberim yok. Bu ne? Bunu ben çizmedim. Bu mailler... Sen yazmadın. Hayır, ilk defa görüyorum Oltan Bey. Ben çalıştığı yere ihanet edecek biri değil mi? İpek, anlatsana Oltan Bey'e. Benim nasıl biri olduğumu anlatsana. Anlattı. Anlattı Ersin. İpek Hanım bize her şeyi anlattı. Bu genç yaşınızda Kaşifoğlu Holding'de işe başlamak büyük bir fırsattı Ersin Bey. Keşke bu oyunlar yerine bu fırsatı değerlendirseydiniz. Sen de mi inandın? Ben böyle biri değilim. Beni biliyorsun İpek. Selam. Selam. Bana kahve yok mu? Var tabii. Sen yaptın. Arkamdan iş çevirdin. Bunları bilgisayara sen yükledin. Ne? Ben mi? Ben niye yapayım ya böyle bir şey? Oltan Bey, İpek odamdaydı. Kahve almaya çıkmıştım. O ara yapmış. Yapmış işte, çok belli. Aa, delirdin sen herhalde. Ya ben niye böyle bir şey yapayım ki? Ben şehir planlamacısıyım. Ne yapacağım, senin ayağını kaydırıp projenin baş mimarı mı olacağım? Amacın neydi bilmiyorum. Ama senin işin bu. O yüzden tanıştığımızı gizledin daha en başında. Ne tanışması ya? Biz tanışıyor muyuz ki? Biz çok eski arkadaşız. Eski arkadaşız. Boş pozisyonu bana sen haber verdin. Hı?
Buraya iş görüşmesine geldiğimde bana dedin ki sakın tanıştığımızı belli etme. Oltan Bey torpil iltimas hiç sevmez dedin. Ben mi dedim? Gerçekten helal olsun. Sen nasıl bir halüsinasyonun içinde yaşıyorsun ya? Mail attın bana. Aşifoğlu inşaatta süper bir pozisyon açıldı diye mail attın bana. Yok silmişsin, onu da silmişsin. Bravo bana. Yani senin şahsi mailine girip mail silecek kadar uğraştım seninle, öyle mi? Oltan Bey, rica ediyorum Ersin Bey'in benimle ilgili iddialarını araştırın. Gerçek neyse ortaya çıksın. Evet. Aylin! Buyurun. Esra Hanım'la Kaan'ı çağır bunu. Oltan Bey, araştırın göreceksiniz. Benim bu olanlarla en ufak bir ilgim yok. Buyurun Oltan Bey. Esra Hanım, bu herif hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Görevi kötüye kullanmak, şirket casusluğu, çalıştığı yere zarar uğratmak, yalan, dolan, artık ne varsa. İpek Hanım size ayrıntıları verecek. Ayrıca tazminat davası da açıyorsunuz. Oltan tamam. Bey çok büyük... Kes! Kaan! Bu laptop kanıt dolu. Korumayı al. Aylin! Bu herif odasını boşaltana kadar güvenlik nezaret etsin. Sen de başlarında ayrılma. Şahsi eşyalarından başka çöp almayacak. Tamam. Teşekkürler İpek. Sen çok korkunç bir kadınsın İpek. Çok korkunç! Ama yanında bırakmayacağım. Göreceksin! Buyurunuz. Begüm Hanım. Yeşim Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Arkadaşları getirdim de gelmişken bir selam vereyim dedim. Çok iyi yapmışsınız. Ama hiç öpmüyorum sizi. Fena grip olmuşum. Buyurun oturun şöyle. Ay çok geçmiş olsun. Rahatsız etmeyeceksem oturayım. Yok yok, estağfurullah, olur mu öyle şey? Hanımlar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz başlayabilirsiniz yukarıda. Tamam Yeşim Hanım. Ay Yeşim Hanımcığım, iyi ki tanıştık. Sizden sonra evim her hafta resmen kırklanıyor. Ay memnun kaldıysanız ne mutlu bize. Kahve içer misiniz? Olur. Şükran, Yeşim Hanım'a bir kahve. Tabii hemen. Vallahi minnettarım. Yani koskoca ev, Şükran hangi birine yetişsin? Ya zaten son zamanlarda böyle birini almak istiyordum çalışmak için ama... ne yalan söyleyeyim, güvenilir birisi de pek yok yani. O yüzden size ne kadar teşekkür etsem az. Ay aşk olsun. Güven ve hijyen. Asla vazgeçemediklerimiz. Buyurun, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Begüm Hanım. Siz bu MOBESE kameralarını yapan şirketin sahibiydiniz değil mi? Hı hı. Yani bakımı, yapımı, takibi bizde. Niye? Ya benim... yakın bir dostuma sokakta böyle araba çarpacak gibi oldu da biz biraz kıllandık. Acaba diyorum bu... Arabayı buldursak. Yani size eğer zahmet olmayacaksa. Yani uğraştırır tabii. Tamam o zaman ya, boş verin, unutalım gitsin. Kim bu arkadaşınız? Güzide ablam. Kocamın eski karısı. Ne? Ama kocamdan daha çok severim kendisini. Nasıl ya, bir dakika. Şaka yapıyorsunuz galiba. Yo, ciddi. Hatta kendisi benim nikah şahidimdi. Bir dakika. Şimdi anlayamadım. Nasıl nikah şahidi? Nasıl kocanız sizin eski? Güzide abla bizim nikahta eski kocasına, yani benim şimdiki eşime... altın bile taktı. Altın kesesine bereket. Bir saniye ya. Ay hasta hasta hiç güleceğim yoktu Yeşim Hanımcığım. Ya şimdi biz böyle gülüyoruz falan da biz buralara gelene kadar oh neler yaşadık. Onu da artık siz benim şirkete kahve içmeye geldiğinizde anlatırım. Mutlaka geleceğim. Bunları dinlemem gerek. O zaman ben kalkayım, sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Siz de dinlenin. Mutlaka şirkete kahveye bekliyorum. Geleceğim mutlaka.
Görüşürüz. Görüşürüz. Yeşim Hanım, bu olay nerede yaşandıysa bana bir adres, bir de yakın ortalama bir saat verirseniz ben bulduracağım. Ay gerçekten mi? Hı hı. Size zahmet olmayacaksa ama. Olmaz olmaz. Eski kocasına altın mı taktı? Evet. Kurdeleli olanlardan. Evet, çok tatlıydı. İnanabilir. Beni güldürdünüz de yaşayın vallahi. Kader. Zeyno, Zeyno. Zeyno dur. Bir şey soracağım sana. Bak, bu mu? Yoksa bu mu? Bu. Ha. Hı hı. Hadi ya, ben bunu seçersin diye düşünmüştüm ama ya bu çizgili daha iyi değil mi? Ya aslında iyi olur abi. Tamam bu olsun, çizgili olsun. Ya bu da biraz sanki boğuyor gibi geldi bana. Ne diyorsun? Boğmaz herhalde abi ya. O zaman Ümit. Niye düz rengi seçtin Zeyno? Ümit. Ay, hazır mısınız? Yani gibi. Oo, gibi. Hakim yani. Maşallah maşallah. Abla ya bu ne güzellik ya. Vallahi bakmalara doyamıyor insan. Ay git Allah aşkına, yaşlı başlı insana ne maşallah sizde. Nerede Ozan, nerede? Gelir şimdi, gelir. Bir şey soracağım sana. Hı. Şimdi bak. Ha. Bu mu? Yoksa bu mu? Bu. Ha. Hı hı. Zeynep de diğerini seçmişti ya. E tamam, hiçbir şey takma. Böyle de olur değil mi Zeyno? Bence de Hakim Hanım doğru söylüyor. Böyle daha güzel. Öyle mi diyorsun? Evet. Hah oylumcum. Ne yaptın annem? Biz 15 dakikaya çıkarız. Tamam. Tamam anneciğim, siz direkt geçin. Biz de direkt öyle gelelim o zaman. Tamam, öptüm. Oylum çok mu şık olduk ya? Çok şık olmuşsunuz. Ama bir saniye. Ne oluyor? Bana mı? Evet, size. Bir şey diyeceğim, bence böyle çok yakışıklı oldum. Yani sen kıskanmayacak mısın beni? Bir mendille sen çok yakışıklı mı oldun? Lütfen buna bir mendil deyip geçemeyiz yani. Benim sevdiğim kadın gitmiş, almış, seçmiş, özenmiş, gelmiş takıyor. Yani bu mendil değil. Sen bu kadar çabuk nasıl şımarabilirsin peki sen? Çıkarıyorum o zaman. Hayır hayır, tamam. Tamam. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Rica ederim, hadi gel. Altan Bey. Müsait miydin İpek? Müsaitim tabii. Buyurun lütfen. Bugün Ersin'in fayasını ortaya çıkardın. Üstüne suçlandın. Ama soğukkanlılığını kaybetmedin. Teşekkür ederim. Teşekkürlük bir şey yok Oltan Bey. Bu projede benim de emeğim çok büyük. Ne yapacaktım yani? Adamın birinin gelip baltalamasına izin mi verecektim? Sayende suçlu kimse bulundu. Düşünsene, herkes töhmet altında kalacaktı. Belki de herkesi kovacaktım. Gördüm. Yani halinizi görünce anladım demek istiyorum. Herkes işsiz kalmadan önce gerçek suçluyu bulayım dedim. İpek, senin en beğendiğim oyun ne biliyor musun? Acil durumlarda sorumluluk almaktan korkmama. Tolga Karakolluk olduğunda da avukatları sen aramıştın. Bugün yine yaptın. Üstüme vazife olmayan şeylere burnumu sokmayı bayılırım. Mesaj geldi. Baksana. Ne bu? Kaşifoğlu Holding'ten hesabınıza var. Oltan Bey, bu ne demek? İki maaş. Teşekkür ikramiyesi. Olmaz. Kabul edemem ben böyle bir şeyi. Alamam. Kusura bakmayın. Rica ediyorum, iade edeyim. Ya da almadığım maaşlara sayın lütfen. Peki. Burası bir şirket. Ve biz çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını veririz. Ekstra çalışmak bizde ekstra para demektir. Ama para benim için bir ödül değil Oltan Bey. Ödülü kabul edebilirim, parayı edemem. Peki ne yapmamızı istiyorsun İpek Okuyan? Adına plaket mi bastıralım yoksa? Ramosos projesi. Ben de orada olmak istiyorum.
Ramazos mu? Hı hı. Pek o benim şahsi projem. Hani büyük bir proje değil üstelik. Koruma planlarıyla yapılan küçük bir müze. Biliyorum. Ben de tam olarak bu yüzden orada olmak istiyorum zaten. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama her seferinde beni şaşırtmayı başarıyorsun. Bu tamam mı demek oluyor? Mecbur. Borçluyum sana. Harika. O zaman birer kahve söylüyorum. Selim. Anne bunu da takayım. Ne olur bunu da takayım. Ay, takmalara doyamadık ana kız. Tak. Azra ablası yardım eder misin? Ver bir tane bana. Abim birinci oldu. Azra abla ödül alacak. Tabii süsleneceğim değil mi anne? Tabii süsleneceksin. Gurur duyuyor benim kızım abisiyle. Sen de üvey oğlunla gurur duyuyorsun gördüğüm kadarıyla. Yani kocamın oğlu sonuçta. Senin de kuzenin ama pek alakadar olduğun yok. Suratın sirke satıyor. Yo ben de Ozan için seviniyorum. Azra abla sen de gelsene. Ozan abim çok sevinir. Çok sevinir. O kadar sevinirler ki görür görmez bayılırlar. Bir tanem ben gelecektim ama işim çıktı. O yüzden gelemiyorum maalesef. Anne Can da gelir değil mi? Can'ı da görürüm. Can daha çok küçük ama. O kalabalık ortama getirmezler onu. Ya of yine mi göremeyeceğim Can'ı? Göreceksin, göreceksin. Merak etme hadi. Çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bunlar da ne saçma bir aile oldular ya. Azra odayı toplarsın. Tamam Yeşim abla. Emredersin. Ay ay ay. İşte. Ay işte şimdi maşallah. Ay yakışıklı oğlum benim. Çok güzel olmuşsun annem. Nasıl? Yakıştı değil mi? Çok. Ya çok yakışıklı olmuşsun dayıcım ya. Gören pert. Bak ben sana o kadar diyeyim. Şimdi ne oluyoruz? Ya Hakim Hanım doğru söylüyorsunuz. Bir okuyup üflesem mi maşallah ya. Kızım sen bana değil burayı üfle bence. Baksana şu annemin güzelliğine ya. Kraliçem benim bu git ya. Git oradan git oradan hadi. Ayrıca biz ailecek güzeliz. Sülalemiz güzel bizim. Ha ayrıca da ben iki çocuğumun mürvetini göremediğim için bugün bari süsleneyim dedim. Haydi bakalım. Oh. Öyle. Oh. Öyle. Telafi edeceğim anneciğim. İkinciye damadın annesi olarak söz veriyorum. Bak şimdiden davetlisin. Sana söz veriyorum. Tamam mı? Ne evliliği artık. Dur biraz dur. Canım benim. Şaka yapıyorum. Ha, şaka. Kim geldi ya? Dur ben bir bakayım. Böyle dur, böyle mi durmalı bu? O durur durur. Bir şey soracağım. Ozan böyle kravatsız mı? Yakışıklıyım. Yoksa bunlardan biri mi? Dayı bence böyle gayet iyi görünüyorsun ya. Takma kravat falan. Doğru. Hı. Bir ya sen hı. Güven yeğenini. Karışmasın. Vallahi. Çok. Hakim Hanım. Hı? İpek. Ben geldim Güzide Hanım. Hoş geldin. Ne iş var benim? Ben sizden özür dilemeye geldim. Eğer mümkünse biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Anne. Oğlum Ozan'cığım bir şey yok konuşacağız. Tamam iyi hadi siz hazırlanın. Hadi Ümit. Hadi ablacığım biz bir konuşalım. Ozan bu arada ödül töreninde söyleyemem. Ben şimdiden çok tebrik ediyorum seni. Tamam, hadi. Tebrik ederim Gülten. Hastasın. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Biliyorum telaşınız da çok. Ama bekleyemedim. Benim sizinle hemen konuşmam gerekiyor. Hı hı. Gel, geç oturalım. Gel lütfen. Evet, dinliyorum. Her şeyi mahvettim değil mi? Yine.
Babamı da sizi de çok üzdüm. Çok utanıyorum. Evet, yani keşke olmasaydı. Ama maalesef oldu. Artık. Bana yemekte ne dediğinizi hatırlıyor musunuz Güzide Hanım? İnsanı iyi niyetli olunca hata yapabilir demiştiniz. Siz bana hep iyi niyetli geldiniz. Biliyorum, hissediyorum bunu. Ama bana inanın, ben o anlarda kötü niyetten yapmıyorum bütün yaptıklarımı. Yani bir şey oluyor. Ne oluyor anlamıyorum. Ama bir şey oluyor. Bir şey atıyor o anlarda kafamda. Bütün kontrolümü kaybediyorum. Bana dünyanın en güzel iltifatını etseniz bile hakaretmiş gibi hissediyorum. Anlıyorum. Yani açıkça söylemem gerekirse anlamaya çalışıyorum. İpek yavrum, ben sana nasıl davranacağımı bilemiyorum. Haklısınız. Çok haklısınız. Zaten sizlik bir durum yok Güzide Hanım. Benim kendimi iyileştirmem. Benim kontrolümü sağlamam lazım. Yok. Yani benim de bakmam lazım. Yani bir şey yapıyorum, bir şey söylüyorum ki seni tetikliyorum ben. Buna dikkat etmem lazım. Beni tetikleyen siz değilsiniz. Beni tetikleyen çocukluğum. Yalnız geçen yıllarım. İnanın çok düşünüyorum. O krizler bittiğinde hep sorguluyorum kendi içimde. Ben bunları niye yaşıyorum diye soruyorum. Galiba o anlarda içimdeki küçük kız çocuğu uyanıyor. Yalnız yaralı ve öfkeli kız çocuğu uyanıyor. Ve hep konuşuyor. Hiç susmuyor Güzide Hanım. Hep kafamın içinde bana bir şeyler söylüyor. Yine yalnız kalacaksın. Yine babanı kaybedeceksin. Ondan uzakta yaşayacaksın. Beni tetikleyen şey bu korkular. O küçük kız babasını paylaşmak istemiyor. Değil mi? Öyle. İpek'ciğim. O senin baban. Kimseyle paylaşmak zorunda değilsin. Hayatın boyunca hep seni sevecek. Hep sevecek. En çok seni sevecek. Size sarılabilir miyim? Tabii. Aydın abi. Çıkıyorum ben de. Oo, hepiniz erkencisiniz bugün. Ödül töreni var ya, herkes orada. Selamünaleyküm. Buyurun. Ben Oltan Bey'le görüşecektim. Oltan Kaşifoğlu'yla. Maalesef Oltan Bey çıktı ama isterseniz ben bir not alayım. İsim neydi? Alma. Kağıt israf olmasın. Ben yine gelirim. Bu neydi şimdi ya? Ne kadar sevindim sizi tanıdığıma. Müsaadenizle. Tabii. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun Oltan Bey'e kadar eşlik edeyim size. Enteresan bir an Oltan Bey. Oltan Bey, affedersiniz. Barış Beyler geldi. Barış'cığım hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok sağ ol. Görüşemiyoruz. Bu aralar öyle oldu. Öyle peki. İpek'ciğim, Barış Beyler'le ilgilenir misin? Elbette. Ben sonra yanınıza geleceğim. Buyurun. Merhaba. Nasılsınız? Güzide Hanım, Özen Bey'in annesiymişsiniz. Evet. Ben platform jürisinden doçent doktor Sevilay Odabay. Memnun oldum. Sizi tebrik etmek istedim.
şahane bir çocuk yetiştirmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Sağ olun. Abla. Evet. Babacığım. İpek. Hoş geldin. Sen de buradasın kızım. Aşk olsun. Kaşifoğlu Holding'de çalışıyorum. Ben unuttun herhalde. Doğru ya. Gel Güzide Hanımların yanına götüreyim seni. Güzide Hanımlar... Ben bulurum kızım. Sen işine bak, tamam mı? Babacığım, benim işim bu zaten. Ev sahibiyim ben bu gece. Gel lütfen. Eşlik edeyim sana. Peki. Evet. Sezai abi. Sezai, hoş geldin. Geciktin mi biraz? Yok, biz de şimdi geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şurada kızım. Ben babamı Eminelilere teslim ettiğime göre gidebilirim. Lütfen masada bana da yer ayırın, olur mu? Olur olur tabii, tabii. Sen misafirlerle ilgilen. Hoşça kalın. Teşekkürler kızım. İşte ne oluyor Allah aşkına? Bir şey mi kaçırdın? Yok, bir şey kaçırmadım. İpek, eve geldim. Özür diledim. Biraz konuştuk falan. Her şey yolunda yani, merak etme. Bir şey içer misin? İçmeyeceğim şimdilik. Ha. Kız borsa olsa batmayan kalmaz, ben sana diyeyim. Bir iniyor, bir çıkıyor. Abi çok dengesiz. Gerçekten çok dengesiz. Hocam. Evet. Neredeler? Oradalar galiba. Kalabalık. Ay, keşke kart vizitimizi getirseydik. Bunlar hep müşteri. Hadi gel bakalım. Gel. Anne. Hoş geldin. Çok yakışıyorsun. Nasıl keyifler? Vallahi nasıl olsun? İyiyiz, iyiyiz. Yani Ozan ödül alıyor. Yani oğlumun yüzü gülüyor. Daha ne olsun? Ne güzel. Nasıl Ozan? Çok heyecanlı mı? Gördüm biraz önce. Heyecanlıydı. Geldin. Ay, hayvan. ortak, hoş geldin. Ne haber? Hoş geldin. Hoş geldin. Babam nerede? Bilmiyorum ki, biz hazırlanıp çıktık. Ozan çağırmıştır belki. Yok, sanmıyorum. Yok, ben de sanmıyorum. Ay, ben yani seninle gelir diye düşünmüştüm. Benim hiç aklıma gelmedi ki ona söylemek. Kalabalıkmış. Dünürlerim nerede görüyor musun? Nerede dünürün? Dünürün oldu. Güzide yeniden. Bravo. Bak şimdi hadi Nazan hadi. Teyzemler. Gel, gel biz tuvalete gidelim. Yürü gel. Muhalla da geldi. Evet sonra. Canım. Canım, tebrik ediyorum. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Bir şey içer misiniz? Olur. Güzide Hanımcığım, evladınızı yaşarken böyle bir mürüvvetini görmek ne kutlu, ne mutlu bir olay. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Aa, teşekkürler. Hadi. O zaman. Saatinize. Biz alırız birazdan.
Ben bir metin hazırlamıştım. Bayağı da çalıştım aslında ama... İzninizle ben şöyle bir şey yapacağım. İnşaattı, yeni metotlardı. Bunlara şimdi hiç girmeyeyim. Çünkü şu anda bunlara hiç gerek yok. Ben sadece teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugün burada karşınızdaysam bunu aileme borçluyum. Özellikle de her zaman yanımda olan, ne kadar çok hata yapsam da beni her defasında destekleyen, beni her defasında affeden, beni sevmekten, bana güvenmekten, bana rağmen asla vazgeçmeyen en büyük şansım annem. Sen de bil. Anneciğim, sen benim en büyük ödülümsün zaten. O yüzden bu ödül senin. Can'ın teyzesiyle tanışmış oldum. Çok mutluyum. Sen Can'ın babası mısın yoksa? Biliyor musun Kahraman amcası? Öykü ile Can buluşacak. Biz bir gün ayarlayacağız ve onları evde buluşturacağız. Tamam, olur. Ne zaman istersen. Anne. Bir şeyler mi? Yerim ben, yerim. Sen beni merak etme. Yarın için kimseye söz verme. Ne oldu, neden? Sürpriz. Ne sürprizi? Yarın bendesin, tamam. Ama peki. Abla, abla, abla. Hı. Herkese afiyet olsun. Aa, Oltan. Aha, sevgili karım da davet edilmişler. Avanoslu köylü de burada. Tam tekmin toplanmışsınız maşallah. Güzide. Güzide ben neyim? Güzide ben neyim? Ben iskele babası mıyım? Estağfurullah, gerçekten haklısın. Bu adamın ne işi var burada? Bu adam hangi sıfatla çağrılıyor? Tamam, bırak. Tamam. Ozan, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. En özel gününde beni çağırmıyorsun. Bu avanoz suyu köyünü çağırıyorsun. Tamam, yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Çıkartamazsınız beni. Çıkartamazsınız. Ben onun babasıyım. Soyadı Yener Soy onun. Soyadı Yener Soy. Anneciğim, hadi geç otur. Geç, geç. Kusura bakmayın lütfen. Afiyetler olsun. Bırakın beni, bırakın bunu. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Burası restoran değil mi? İstediğim gibi girerim ben. Bırakın! Görüyorsun değil mi bana yaptıkları muameleyi Ozan? Baba, baba sen ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim, ne yapıyorsun ya? Niye böyle yapıyorsun baba? Neden böyle davranıyorsun? Ya hakarete uğrayan benim, kapı dışarı kovulan benim. Sen niye böylesin diye mi soruyorsun bana? Soruyorum, evet. Ya sen her güzel şeyi bozmak zorunda mısın baba? Niye ben her güzel şeyde yokum oğlum? Ben niye yokum? Ben senin baban değil miyim? Sen benim oğlum değil misin oğlum? Baba. Ben dış kapının mandalı mıyım ya? Ya bak, dünya çapında ödül alıyorsun, bana haber verilmiyor. Kutlama yapılıyor, herkes var, ben yokum. Niye ben yokum ya? Oltan var, Avanoslu köylü var. Ya hiç.
yaşım bile var ya, yaşım bile. Ben neden yokum oğlum, neden yokum ben? İşte bu yüzden baba. Tam da bu yüzden çağırmadık biz seni. Ya sen rahat durmuyorsun ki. Sürekli ona buna sataşıp duruyorsun. Sen sürekli kavga çıkartıyorsun. Yazıklar olsun sana Ozan oğlum, yazıklar olsun. Bir tebrik edecektim seni. Ondan bile mahrum bıraktın beni ya. Yazık. Baba sen buraya beni kutlamaya gelmedin ki. Saçmalama, ne diye geldin? Gelmedin. Sen buraya benim başarımla gurur duymaya, sevincimi paylaşmaya gelmedin. Sen buraya huzur kaçırmaya geldin. Sen buraya olay çıkarmaya geldin. Ozan oğlum yapma lütfen. Dinler misin beni? Ya ben istemez miydim ya? Ben istemez miydim böyle bir günde sevincimi babamla birlikte paylaşmayı? Ha? İsterdim tabii ki. Ama olmuyor işte. Görüyorsun. Olamıyor. Ozan oğlum. Baba! Lütfen. Lütfen git buradan. Git. Lütfen git. Sana bakayım ya, tamam. Düşünme artık Güzide. Nasıl düşünmeyeyim Allah aşkına Sezai? Adam geldi, gecemizi mahvetti. Tadımız, tuzumuz kalmadı yani. Kaçmasın tadımız. Tarık'ın istediği de o zaten değil mi? Kendisi burada olamıyor. Olanlar da neşelenmesin, zevk almasın istiyor. Adamın işi gücü keyif kaçırmak. Doğru aslında. Sen de kafana takma artık oğlum ya. Tarık Efendi için üzülmeye değmez. Yıpratma kendini. Yok ya, yok bir şey yok. Oğlum bak bugün senin günün ya. Ha? Bak bunca insan senin için toplanmış gelmiş. Biraz yüzün gülsün bakayım. Hı? Ha? Her şeyle ya. Hadi, hadi hadi. Bak kim geliyor bak. Ozan abi benimle dans eder misin? Huş, sen beni dansa mı davet ediyorsun? Ederim tabii ki de. Bayılırım hem de. Kaptım prensesi ha. Öykü hani biz dans edecektik seninle? Öyle bir anlaşma yapmıştık diye hatırlıyorum. Ne oldu o iş? Ozan abimden sonra seninle de dans ederim. Tamam anlaştık. Hadi gel. Hadi gel. Baksana Ozan. Oo. Bravo. Atlama kapıyı. Oh. Ah. Var ya. Evet. Ozan'ı yalnız bırakmayalım. Hadi bakalım. Gel seni, gel beni, gel. Görmüyorum şimdi. Nasıl göreceğim artık? Tamam, bakacaktır. Ayıp olmaz mı? Bak sen, bak bak. Gördüm tamam. Yüzüne olmasa şimdi. İş bağladım bunlarla. Allah. Gerçekten mi? Çok iyi, çok iyi. Ya ben ne diyeceğim zaten sana? Bu iş bölümü sende biliyorsun yani. Bağlama mı diyeceğim sana dedim? Hayır yani şefle tanışmak falan isterlerse diye ortalıktan ayrılma. Buradan. Ben buradayım. Ben hep buradayım. Sen merak etme. Sen işi ayarla yeter. Çok iyi canım. Uy. Hayırdır? Ne işi? Ya anlatırım ya. Nazan abla yani hayırlı bir iş. Hadi bakalım. Uzun hikaye. Sorma. Hayır. Oltan Bey. Efendim? Patronumla bir dans mümkün mü acaba? Tabii. Neden olmasın?
Hadi. Biz de dans edelim mi? Edelim ya. Hadi gel. Hadi, hadi. Evlatlarımızla mutlu mesut yaşayalım. Dilerim öyle olur. Amin. Affettim. Allah belanı versin. Ya böyle olur işte. Serra olmazsa olmaz. Ne olmuyor Serra olmazsa? Ne olmuyor? Oltan amcanın şirket yemeği var da. Yani kimse ne bir video paylaşmış, ne bir fotoğraf alacağın ne o paylaşım, ne o etkileşim. O yüzden diyordum Serra olmazsa olmaz diye. Sen orada olsan yağdırırdın tabii. Tabii canım, çoktan açmıştım ben canlı yayınımı. Pek de oradadır değil mi? Herhalde, herhalde. En önden koşup gitmiştir, merak etme. Ha, Oltan amcanın şirket yemeği olacak ama İpek gitmeyecek, öyle mi? Ev sahibi havalarında takılıyordur o şimdi. Herkese buralar buralar benim biliyor mu diyor. Ya şaka bir yana kız taktı kafayı ya. İlla tavlayacak Oltan Kaşifoğlu'nu. Yavaş tavlasın da saçı başı dağılmasın. Niye öyle dedin? Oltan amca İpek'e bakmaz da ondan öyle dedim. Niye bakmasın canım? Yani Allah var, çok güzel kız. Bu işler güzellikle olsaydı. Oho. Kimler kimleri tavlardı ama, değil mi? Ama biraz statü, biraz kalite lazım böyle şeylere. Oltan bakmaz diyorsun. Baksa da görmez diyorum. Yani şöyle düşün. Oltan amca buradaysa İpek burada, değil mi? Oltan amcanın İpek'i görebilmesi için aşağı bakması gerekiyor. Ama böyle adamlar hiçbir zaman aşağı bakmazlar Azra'cığım. O yüzden İpek adına çok üzgünüm. Çok üzgünüm İpek adına çok. Bence sen İpek'i fazla küçümsüyorsun. Yani kız şeytan gibi bir şey ya. İpek'in her yanı şeytan olsa ne olur Azra? Ne olur, ne olur? Ya Serra, bu kız benim bir planım var. Oltan Kaşifoğlu bana nasıl aşık olduğunu anlamayacak demedi mi? Dediğini yaparsa bak, hele bir de onunla evlenmeye ikna ederse Oltan'ı, o zaman var ya. Sen Oltan amcanın İpek'le evleneceğini mi düşünüyorsun ya? Bunu mu demek istedin? İpek'ten bahsediyoruz canım. Altından girer, üstünden çıkar, adamı evlenmeye ikna ederse hiç şaşırmam. Yarın öbür gün biz evleniyoruz Oltan'la diye bir böyle bir düğün davetiyesi yollayabilir bize yani. Olabilir diyorsun. Olacağına bak diyorum. Selin, hadi bir tanem. Hadi canım, geç kalacağız. Tamam, geldim. Gel.
Geldim işte. Nasıl, uygun mu sence? Gayet uygun. Ama çok da içime sinmedi biliyor musun? Bana 5 dakika ver, ben hemen tekrar hazırlanıp... Hayır, saçmalama saçmalama. Çok yakışmış, çok uygun, çok güzel, çok güzel görünüyorsun. Hadi çıkalım, geç kalacağız. Tamam, peki söylememiz gereken bir şey var mı sence? Nasıl bir şey? İşte süreci hızlandıracak, hani bunu dersek daha iyi olur. Saçmalama, hadi çıkalım, hadi gel. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Aynı zamanda çok da korkuyorum, bir aksilik çıkacak, bir şey olacak diye. Hiçbir aksilik çıkacak. Her şey yolunda gidecek, bana güven. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Ama biraz daha çıkamazsak aksilik çıkacak çünkü yetişemeyeceğiz. Hadi. Tolga. Oltan babaya ne yapacağımızı söyledin mi? Hayır. Sence de bilmesi gerekmiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Bak canım, şu konuda anlaşalım. Seninle ben bir aileyiz. Evet, babam da var, senin annen baban da var. Serra, evet. Ama yani esas biz bir aileyiz. Kararlarımızı ikimiz alacağız o yüzden. Evet, bazen danışmamız gerekir. Danışırız. Anlıyor musun ne demek istediğim? Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Ne o? Türk kahvesi yaptım Damla Sakızlı. Sen seversin. Ablacığım ben şimdi çıkacağım. Sezai gelecek. Abla Sezai abi gelene kadar yani. Biz içeriz onu çoktan 2 dakikada. Hadi. Peki. Ah. Bu kadar yapmışsın, bir tadalım bakalım. Afiyet olsun. Ay çok güzel olmuş. Sen bugün bir yere çıkacak mısın? Alışverişe gideceğim abla. Ya bu Yeşim ikinci işi aldı ya. Ay evet ya, işi iyi gidiyor değil mi? Ya maşallahı var abla ya. Ya bu Yeşim canavar gibi bir şey çıktı. Her yere saldırıyor, herkesle konuşuyor. Ya biz var ya bayağı büyüyeceğiz gibi bu işte. Hadi inşallah. Ama Ümit'ciğim rica ediyorum, ne olursun bak Yeşim'e yardımcı ol. Ortaksınız sonuçta, her şeyi kıza yaptırma. Abla hiç mi bana itimadın yok Allah aşkına? Var ya. Yani bak yemekleri ben yapıyorum zaten, iş bölümü yaptık biz. Ya bak şimdi mutfakla tedarik bende, pazarlamayla muhasebe Yeşim'de. Tamam, tamam. Hadi hayırlısı olsun ablacığım. Ozan. Anne, çıkıyorum ben. Nereye? Bir iş görüşmem var, ona gideceğim. Aa, ne iş görüşmesi ya? Ay, inşaat işi mi? Evet anne, başka neyle ilgili olacak? Ay. Yalnız dayıcığım bak, maaş konusunda sıkı pazarlık yap tamam mı? Sakın öyle alttan falan alma. Bak kendi değerini kendin bileceksin. Tamam, tamam, tamam. Merak etmeyin. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ozan, Ozan. Arabayla mı gideceksin? Hı hı. Ya beni de cadde üstünde bir yere atsana dayıcım ya. Abla o kadar da kahve yaptım ama kusura bakma ne olur ya. Tamam, tamam, hadi. Ya minibüslerde sürdüm. Tamam, tamam, uzatma. Hadi. Montunu al. Tamam. Görüşürüz anne. Oğlum bak, tersine geliyorsa ben kendim giderim bak. Yok, bırakırım ben seni dayı. Vallahi. Ne olacak ya, bırakırım. Ozan, ne haber? Aa, Sezai amcan. Hoş Sezai geldin. Abi, hoş geldin. Nasıl? İyi abi. Çıkıyor musunuz? Hı-hı. Çıkıyoruz ya, işlerimiz var da. Güzü de içeride mi? İçeride abi, o da seni bekliyordu zaten. Evet, tamam. Kolay gelsin. Görüşürüz abi. Sezai amcan. Eyvallah. Ama iş görüşmesine geç kalma da. Kalmam, kalmam dayı, kalmam. Güzide. Hoş geldiniz. Bak. Sezai geldin mi? Nereye gidiyoruz? Ama lütfen sürpriz olmasın ya. Sevmiyorum sürprizleri. Gidince görürüz. Hayır hayır, öyle de söyleme. Lütfen nereye gideceğiz? Doğaya desem. Doğaya mı? Tabiata. Temiz hava alacağız. Tamam mı? Tamam işte bak böyle söyle. Ne biliyormuş, hadi gidelim. Çantana. Ay onları unuttum, pardon. Heyecanlandım. Yürü.
Pardon, teyzeciğim yanlış geldin galiba. Mutfak arka tarafta. Mutfak mı? Aa, yok, ben İpek Hanım için gelmiştim. İpek Hanım mı? Evet, İpek Hanım. Sen şurada bir bekle, ben İpek Hanım'ı çağırıp geleyim. Aylin, buradayım ben. Heh. Nalacığım. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Akrabanız mıydı? Pardon. Akrabadan da öte. Neva Hanım benim dadım olur Aylin'cim. Odama geçip birer kahve içelim mi? Olur hadi. Aylin'cim bize iki kahve getirir misin? Nanamınki az şekerli olsun. Benimkini biliyorsun zaten. Şerafettin abi yok da ben size filtre kahve getirsem. Olmaz canım. Nanam filtre kahve içmez. Sen bize Türk kahvesi getir lütfen. Kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle geç. Güzel ya. Maşallah. Beğendin mi? Çok güzel. Kovduracağım ben bu kızı. Tutmayacağım burada. Kimi? Kime olacak Nana Aylin'e? Sana nasıl davrandı görmedin mi? Çaycı sandı beni ya. Terbiyesiz. Bu kız seni kıskanıyor mu İpek'im ha? Besbelli çekemiyor seni. Sadece o değil ki Nanacığım. Ya bu şirkette herkes beni kıskanıyor. E normal. Sen onu bunu bırak da Altan'ı görmeye geldin değil mi? Ölüyorsun meraktan. Ha vallahi ne yalan söyleyeyim. İpek'imin gönlünü kim çaldı çok merak ediyorum. Oltan'ı sevmeni o kadar istiyorum ki Nana biliyor musun? İnşallah gülüm. Buralarda mı? Hı hı. Buralar. Aa geliyor Oltan. İpek. Ramazos projesini mail attım sana. Pardon. Misafirin mi vardı? Yabancı değil Oltan Bey. Neva Hanım benim dadım olur. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Aylin yandık ha. Niye? İpek hanımefendi buraların kraliçesi olma yolunda farkında değil misin? Ne kraliçesi Gökçe ya? Kim kraliçe yapacak onu? Oltan Bey. Oltan Bey ne alaka? Ne mi alaka? İpek'in Oltan Bey'e bakışlarının farkında değil misin? İpek niyeti bozmuş kızım. Öyle ya da böyle kafalayacak Oltan Bey'i. Yok artık. Daha neler ya. İpek kim? Oltan Bey kim? Sen Ersin'in gerçekten suçlu olduğunu mu düşünüyorsun? Ya ya. Salıncağın ipine tutunup ağaca çıkmak ne demek ya? Ah, ne yapayım Oltan Bey, başka türlü tırmanamıyordum ki ağaca. Aynen anam. Aylin, kahvelerin yanına çikolata da getirir misin? Hemen Oltan Bey. Hazır mısın? Hadi bakalım. Tolga bir dakika. Ne oldu? Selim bak. En ufak bir şüphen varsa hemen gidebiliriz buradan. İstemiyorsan hemen vazgeçebiliriz. Ben senin içine tam sinmeyen hiçbir şey yapmayacağım. Söz bir daha konusunu bile açmam. Gideriz buradan. Hayır, hayır. Ya çok istiyorum. Hem de çok istiyorum ama... Çok, çok heyecanlandım ben. Yani biraz fazla heyecan yaptım. Bir de korktum yine bir aksilik çıkacak, bir şey olacak hayır, diye. Hayır, söyleyip durma şunu. Çıkmayacak. Her şey çok güzel olacak. Söz mü? Söz. Şöyle yapalım o zaman seni biraz rahatlatmak için. Bir nefes al bakayım. Nefes ver bakayım. Nefes al bakayım. Nefes ver bakayım. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim. Heyecanlıyım. Ben de.
Güler Hanım merhaba. Ben Tolga Kaşifoğlu. Telefonda konuşmuştuk sizinle. Evet, evet. Hoş geldiniz Tolga Bey. Hoş bulduk. Eşim Selin. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Hoş bulduk. Ben de. Buyurun oturun. Size telefonda da bahsettiğim gibi biz eşim 5 aylık hamileyken talihsiz bir olay sonucu bebeğimizi kaybettik. Evet, anlatmıştınız. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sonrasında da tekrar bebek sahibi olamayacağımızı öğrendik. Kendi çocuğumuzun olması tıbben mümkün değil artık. Yani en azından benim için eşimin olabilir tabii de. Hayır, olamaz. Biz bir aileyiz, olamaz. Kaybettiğimiz bebeğimiz kızdı. O yüzden biz bir kız çocuğuna koruyucu aile olmak istiyoruz. Ne kadar küçük olursa bizim için o kadar iyi. Yeni evli olduğumuz için evlat edinemiyoruz tabii ama... koruyucu aile olup ona annelik, babalık yapmak isteriz. Tatlılar cidden. Peki nasıl bir pozisyon düşünüyorsunuz? Ozan belki biliyorsundur, bizim Diyarbakır'da bir hastanemiz var. Hı hı, duydum, evet. Sağlık sektöründe büyümek istiyoruz. Yani o hastaneden bir tane de İstanbul'da açmak istiyoruz ama daha büyük bir proje bu. Yani 300 yatak kapasiteli bir hastane. Nerede peki? Yerini tespit ettiniz mi? Aldık, arsayı aldık Çekmeköy taraflarında. Güzel. Bu projenin başına ben... senin geçmeni istiyorum. Başına? Evet. Her şeyin başında sen ol istiyorum. Yani genel müdürümüz ve finans direktörümüzle zaten koordineli bir şekilde çalışacaksınız. Yani projenin tüm sorumluluğu bende olacak. Evet, tüm sorumluluğu. Yani hem şantiye, alım, satım, hepsi. Kabul edersen çok sevinirim. Hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim. Diyelim. Hoş geldiniz Ozan Bey. Sağ olun. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Haberleşiriz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İstediğin zaman hızlıca ekibini kurmaya başlayabilirsin bu arada. Nasıl istersen. Ben düşünmeye başladım bile. Aklımda çok başarılı isimler var.
Güzel, sevindim. Ama yine de Kahraman, ben sana bir şey soracağım. Tabii. Ama bana açık ve net cevap vermeni istiyorum. Elbette. Siz, yani Oylum'la sen yakında nişanlanmayı planlıyorsunuz ya. Beni o yüzden mi nişanlamak istiyorsun? Yani ben sırf Oylum'un abisi olduğum için buradayım. Ozan, sen çok iyi bir mühendissin. Yani çok önemli bir üniversiteden mezunsun. Yaşına göre tecrüben büyük, şantiyeler görmüşsün. Bütün bunların dışında ödüllü bir mühendissin. Yani çok prestijli bir yarışmayı kazandın. Yani benim açımdan baktığın zaman bunun Oylum'la hiçbir ilgisi yok. Sadece sen olduğun için. Emin olabilirsin. Teşekkür ederim. O zaman yeniden hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Çok güzelmiş. Sen asıl bir de içeriği gör. Hoş geldiniz Sezai Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl geçti yolculuk? Rahat geldiniz mi? Çok iyi. Her yer yemyeşildi. Bayıldık. Yemyeşildir. Güzeldir yolumuz. Hazır mı yerimiz acaba? Hazır Sezai Bey. Buradan alayım size. Teşekkürler. Rica ederim. Çok güzel. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Söylediğiniz gibi şöminenin karşısına hazırlattık yerinizi. Çok teşekkürler. Rica ederim. Yemeğinizi burada hazırlatmayı düşünüyorum. Harika. Bir isteğiniz, bir arzunuz olduğunda arkadaşlarımız yardımcı olacaklar, ilgilenecekler. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neyi düşündün burayı? Çok güzel. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun. Çok seviyorum böyle şömine karşısında oturmayı. Çok özlemişim. Ben de özlüyorum tabii. Ama şöminenin karşısında senin olman şartıyla. Ne oldu bir anda hemen çöktü? İpek senden gerçekten özür diledi mi Yüzüce? Evet, diledi. Hayır, dilemese niye öyle bir şey söyleyeyim? Ne bileyim yani, beni üzülmeyeyim diye falan mı acaba? Ya da İpek'le aram bozulmasın diye mi böyle davrandın? Yok, hayır. Ben eve geldi. Oturduk, uzun uzun konuştuk. Çok mahcuptu. Çok üzgün olduğunu söyledi. Çok özür dilediğini söyledi. Samimiydi yani. Bence samimiydi. Sağ ol Ayşe'cim. Afiyet olsun. Ayşe, dün yaptığın kekten var mı? Var var. Tabii, hemen getireyim bir dilim. Yok yok. Öykü için sordum. Okuldan gelince yer diye belki. Yer yer. Ben onu yediririm. İsterse gözleme de yaparım. Siz de yerseniz bir dilim hemen yapayım, tavada 5 dakikada olur, peynirli patatesli. Ben yemeyeceğim canım, çok sağ ol. Peki, afiyet olsun. Teşekkürler. Merhabalar Begüm Hanım, buyurun. Yeşimcim merhaba. Rahatsız etmiyorum umarım. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Buyurun. Hani geçen bana arabayı kullananı tespit edebilir miyiz diye sormuştun. Evet. Buldunuz mu yoksa Güzide ablaya çarpmaya çalışan kişiyi? Hı hı. Yani görüntüsüne ulaştık diyelim. Baya baya yüz görünüyor mu? Aynen öyle. Ayna gibi görünüyor yüzü. Kimmiş? Vallahi benim bildiğim, tanıdığım birisi değil. İstersen bir de sen gelip bak diyecektim.
Belki sen tanıyorsundur. Ay tabii tabii. Hemen geliyorum hemen. Çok teşekkür ederim. Güzide. Biz hala neyi bekliyoruz? Her şey geldi. Bir şey beklemiyoruz. Yok ya, onu demiyorum. Evlenmek için biz neyi bekliyoruz hala? Evlenmek mi? Evet. Bak, oğlum çok mutlu, şükürler olsun. Ozan'ın da işleri düzelmeye başladı. Daha iyi olacak inşallah. İpek de gelip senden özür dilediğine göre demek ki iyileşmeye, düzelmeye karar vermiş. O zaman biz de arayı çok açmayalım. Ha? Bir an önce. Ne dersin? Evlenmek. Böyle yapılmıyor muydu evlilik teklifi? Nasıldı? Yani yanımda yüzük olsaydı biliyorum ben de nasıl yapılacağını. Diz çökeceksin, sonra onu açacaksın. Hayır, hayır, hayır. Sakın, sakın. Yapma sakın. Hayır, sakın. Vallahi çok gerilirim. Öyle bir şey yapma sakın. Lütfen yapma sakın öyle bir şey. Yok zaten yüzük falan. Yani onu beraber seçeriz senin zevkine göre falan diye düşündüm. Öyle diz çökecek falan da değilim. He. Çok gerilirim çünkü. Şaka tabii ki. Hiç yüzük olmadan sana evlilik teklifi yapar mıyım ben? Ha? Ay. Bu anusluyu kendine eş olarak kabul eder misin? Bir ömürdür kurduğum hayali, gördüğüm rüyayı gerçek kılar mısın Güzide? Benimle evlenir misin? Evet. Evet? Evet herhalde. Yani hayır mı diyeceğim? Allah Allah. Yok ya, böyle diyeceğim. Şaşırdım. Birden evet. Beklemiyor muydum? Şimdi bunu takacağız değil mi? Evet. Ha. Begüm Hanım, Yeşim Hanım geldiler. Yeşim, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Gel böyle oturalım. Şöyle geçin. Ne içersin? Hazırda ne varsa, çay olur, kahve olur. Şükran, bize iki kahve. Tabii. Ya Betül Hanımcığım, çok teşekkür ederim. Bu kadar hızlı olacağını hiç düşünmemiştim. Zahmet verdim size. Aşk olsun. Taş attık da kolumuz mu yoruldu? Ne zahmeti? Sabırsızlanıyorsun değil mi bir an önce izlemek için? Evet. Bu Güzide ablaya çarpmaya çalışan hayvanı çok merak ediyorum. Tamam, hemen izleyeceğiz şimdi. Bircan, tableti televizyona bağlar mısınız? Tabii, hemen. Buyurun Begüm Hanım. Sağ ol canım. Buyurun, afiyet olsun. Teşekkürler. Burayı zaten görmüştük. Senin Güzide ablan burada son anda kurtuluyor. Baksana araba savrula savrula gidiyor. Şimdi bak ön plakayı göreceğiz. Aklına tut bak plakayı. Gördün mü? Hı hı. Arka plaka geliyor. Aa! Bak, ikisi farklı. Dikkat ettin değil mi sen de? Araba çalıntı.
sahte plaka takmışlar. Birisini o zaman giderken mi düşürdüler? Büyük ihtimalle öyle olmuştur. Peki kullananı ne zaman göreceğiz? Dur bekle biraz. Şimdi benzinliğe girecek. Orada yüzü tam olarak görünüyor. Bak şimdi geliyor. Ne oldu? Tanıyor musun kadını? Tanıyorum. Tanıyorum tabii. Ay mis gibi. Değil mi? Vallahi insan yeniden doğmuş hissediyor kendisini buraya gelince. İyi ki geldik. Bir daha gelir miyiz buraya Sezai? Ne demek bir daha gelir miyiz? Sen ne zaman istersen. Her zaman gelirsin. Hatta bir arsa alalım, ev yaptıralım Güzide. Ha? Gerçekten. Vallahi önce hafta sonları geliriz. Sonra belki emekli olduktan sonra tünelli yerleşiriz. Ha? Olamaz mı? Vallahi İstanbul'un keşmekeşinden sonra çok güzel bir fikir. Bu arada sahibiz. Nerede oturacağız Güzide? Evleneceğim. Evet. Yani benim evim geniş, ferah, rahat. İç güvesi istiyorsun ya. Evet. Seni iç güvesi alacağım. Olacak şey değil. Ozan'la Ümit bence orada oturmaya devam etsinler. Ben de evi İpek'e bırakayım. Biz seninle yeni, sadece bize ait olan başka bir eve çıkarsın. Yeni bir eve? Yani uygun olan o. Yani çocukları rahatsız etmeyelim bence. Kalsınlar onlar. Yani yepyeni bir şey istiyorum ben senden. Niye güldün? Tarık orada yaşadı diye istemiyorsun o evi değil mi? Yok. O da var tabii. Yani Tarık'ın bir zamanlar yaşadığı evde niye yaşayayım Allah aşkına ya? Ha? Ben seninle yepyeni bir şey istiyorum. Sensiz geçen yıllarımı unutacağım. Yani birbirimiz olmadan yaşadığımız o yılları, heba olan o yılları bir daha yaşamadan. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev, yeni bir hayat istiyorum. Canım. Saat kaç olmuştur sence? Geç kalmayalım. Tamam, dönelim istersen. Hiç gitmek istemiyorum aslında. Hadi gel. Ben hesabı ödeyeyim, sonra çıkarsın. Tamam, ben de bir tuvalete gireyim. Arabada buluşuruz. Tamam. Yeşim, merhaba. Sezai abi, nasılsın? Şükür, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Hayırdır? Güzide abla yanında mı? Yok, yalnızım. Ha, iyi. Ne oldu, hayırdır? Abi, sana bir konum atsam hemen gelebilir misin? Ne konumu yeşim? Kötü bir şey mi oldu? Nereden çıktı konum? Abi, sen gel. Sana göstermem gereken çok önemli bir şey var. Gerçekten çok önemli. Ben şimdi kapatıyorum, sana konum atıyorum. Ama sakın Güzide abla duymasın, tamam mı? Tamam yeşim, tamam. Geldim. Ay, ne oldu? Kimle konuştu? Eski bir müvekkil. Başı dertliymiş. Onun yanına vuracağım. Ha, tamam. İstanbul'a varınca beni bir taksi durağına bıraksan ben eve giderim. Saçmalama, olur mu? Bırakırım ben seni. Thank you.
beni arar tamam, merak ederim. Arayacağım, merak etme. İyi günler. İyi günler. Yeşim Hanım için geldim ben. Yeşim Yener Ersoy. Bir saniye. Buradayım, buradayım. Sezai abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır Yeşim? İçeride konuşalım mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sezai abi, avukat Sezai Okuyan. Begüm Hanım da güvenlik işi yapıyor, şirketin sahibi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun. Şimdi sen Yeşim beni buraya kadar niye çağırdı diye merak ediyorsun. Hemen söyleyeyim. Biz Güzide ablaya çarpmaya çalışan kişiyi bulduk. Yani Begüm Hanım buldu sağ olsun. Öyle mi? Kim peki? Tanıdık biri mi? İzleyelim. Öyle görelim. Begüm Hanımcığım, rica etsem oynatabilir misiniz? Hemen açayım. İşim hepsini izlettirme istersen bana ya. Ha? Kim? Söylesene. Abi izle, çıkacak şimdi. Tanıdık biri sanki, öyle mi? Bak, gördün mü? Öndeki plakayla arkadaki plaka aynı değil. Evet. Çalıntı araba o zaman bu, ha? Evet. Ne yapıyor? İstasyona girdi. Benzin alacak galiba.